yediğimiz içtiğimiz karma karışık. Geçen gün Müslümanların itimat ederek, güvenerek satın aldığı sucuk veya salam dedikleri, sucuk dedikleri, kavurma dedikleri şeyleri Müslümanların itimat ederek, güvenerek satın aldığı bir firmadan telefon geldi. İsim verilmez malumunuz, umumi konuşuyoruz, hususi olmasın diye. Müslümanların güvenerek gidip sucuk aldığı bir firma. Oradan bir telefon geldi. Dedi ki hocam, biz dedi sucuk imal ediyoruz, salam imal ediyoruz, kavurma imal ediyoruz ve bunu Müslümanlara satıyoruz. Temizdir, helaldir diye. Ancak bir durumla karşı karşıya kaldık dedi. Dışarıdan et geliyor dedi. Bunun da adına ithal et diyorlarmış. İthal et. Yani Avrupa'dan hükümet et satın alıyor, ithal ediyor. İthal demek dışarıdan içeriye sokmak. Türkiye'ye dışarıdan et geliyor. Hollanda'dan mesela, Almanya'dan mesela, neyse. Özellikle sığır dediğimiz hayvanlardan, yani büyükbaş hayvanlardan et geliyor. Tırlar dolusu ithal et geliyor. Biz de bunları dedi kesiyoruz, doğruyoruz, neyse sucuk imalatında kullanıyoruz. Ancak dedi öğrendik, ben de gittim yerinde gördüm ki dedi adam, bu sığırlar kesilmiyor dedi, kesilmiyor. Kesmek yok. Ya nasıl kesilmiyor bu sığırlar? Adamlar şöyle bir usul bulmuşlar, sistem kurmuşlar. Hayvan geliyor, neyse inek, öküz, sığır, sığır cinsinden hayvanlar geliyor dedi. Ayak üstü tabii kesim için bekliyorlar. Böyle demir turnikeler gibi, böyle hani yolcu salonlarında böyle girip çıkmak için demirden giriş çıkışlar yapmış, turnike diyorlar. Öyle bir yere dedi sığır duruyor, görevli adam elinde bir tabanca. Tabancanın namlusunda kurşun yok. Ne var? Çelik mil var. 25 santim uzunluğunda, küçük parmak kalınlığında. Bir çelik mil var. Tabancanın kapsülü var tabii, tetiği var. O tabancanın namlusunu dedi öküzün yahut ineğin alnına dayıyor. Tetiği çeker çekmez kapsül patlıyor. Kapsül patlayınca namlunun içindeki 25 santim uzunluğundaki o çelik mil olduğu gibi öküzün dedi beynine saplanıyor. Ve hayvan düşüyor, ölüyor. Öldükten sonra zincirle otomatik sisteme alıyorlar. Derisini yüzüyorlar, hızarla kesiyorlar, etini doğruyorlar. Ve bu etleri geliyor, biz de sucuk yapıp Müslümanlara yediriyoruz. Bu vaziyet helal mıdır, haram mıdır dedi. Vallahi böyle. Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz, ayet karşımıza dikiliyor. Bizim kitabımız Kur'an'dır. Bizi şu veya bu şahıs ilgilendirmez. Bizi İsviçre kanunları bağlamaz. Bizi laiklik bağlamaz. Bizi demokrasi bağlamaz. Bizi kemalizm bağlamaz. Bizi Allah bağlar. Allah'ın kitabı bağlar. Çağdaş hayat bizi bağlamaz. Modern hayat bizi bağlamaz. Liberalizm bizi bağlamaz. Amerika bizi bağlayamaz. Bizi bağlayan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İşte Kur'an-ı Kerim. Ayeti okuyorum. Estaizu billah. Hurrimet aleykümül meytetü. Ayetin manasını verip esas mevzuma geçeceğim. Hurrimet haram edilmiştir. Bakın Arapça Türkçe'ye de yaklaşmış. Hurrimet haram edilmiştir. Aleyküm sizin üzerinize. Siz dediği kimdir? Müslümanlar. Hristiyanlardan bahsetmiyor. Siz ey müminler ve Müslümanlar, size haram edilmiştir diyor Rabbimiz. Ney? El meytetü, kendiliğinden ölmüş hayvan. Sabahleyin baktınız ki ölmüş adam, ölmüş hayvan yahu ahırda. Onu yiyemezsiniz. Ölmüş. Ve demü, kan. Kan, bildiğimiz kan.
Kan yenmez, kan içilmez, kan kullanılmaz. Daha ve lahmul hınziri, lahmul hınzir domuz eti. Domuzun bütün eczası ve eti haram edilmiştir Müslümanlar size diyor Hazreti Kur'an. Daha Hazreti Kur'an. Daha ve ma uhille li gayrillahi bihi, Allah'tan başkasının namına kesilmiş etler, hayvanlar, kurbanlar. Bi ismil uzza, bi ismil namına kurban keserlerdi. Allah diyor ki bu da haramdır. Böyle insanlar namına bir takım törenlerde, merasimlerde onun bunun seçine, onun bunun gelişine, onun bunun gudumuna, onun bunun hesabına kesilen hayvanların da etlerini yemeyi Allah-u Teala besmele kesilmeden, Allah adına kesilmemiş, Allah'ın ismi kullanmadan kesilmiş olan hayvanların da etini yemeyi haram etmiş. Daha vel münhanikatü, boğazı sıkılarak öldürülmüş hayvan, boğazını sıkmışsın, hayvan ölmüş. Bunun da etini haram etmiş Cenab-ı Hak. Boğularak öldürülmüş. Münhanika. Bir tek kelime Kur'an'da manası bu. Vel mevkuzedü, kafasına taşla, sopayla, tabancayla vurularak, kafasına vurularak öldürülmüş hayvanın da etini ebediyen Allah haram etmiş, leştir diyor. İşte Hollanda'daki durum ortaya çıktı. Kafasına tabancayla, neyse taşla, asayla, sopayla vurularak öldürülmüş hayvanın eti katiyen yenmez diyor. Yenirse leş yemiş olur, haram yemiş olur, cehenneme gider diyor. İşte Kur'an, hurrimet aleyküm, size haram edilmiştir. Vel mütereddiyetü, ayet devam ediyor. Yüksek bir yerden atılmış, bundan dolayı ölmüş olan hayvanın etini de haram etmiş Rabbimiz. Yüksek bir yerden atıyorsun hayvanı, düşüyor ölüyor, o da yenmez. Vel natihatü, birbiriyle çarpışarak, boynuz boynuza, kafa kafaya toslayarak dövüşürken, toslaşırken, süserken ölmüş olan hayvanın da etini yemeyi Allah haram etmiştir. Boynuz boynuza dövüş yok mu ya, o hayvanlar dövüşürler yani. Birisi öldü, yiyemezsin işte onu. Ama ölmeden evvel kesip de yetişip kesersen yersin. Kesmek ayrı, onu için ayet söyleyecek. Ve ma ekele sebu'u, vahşi ve yırtıcı hayvanlar bir hayvanı parçalamış, bir kısmını yemiş, hayvan da ölmüş, geriye kalan da ben yiyeyim diyemezsin, o da haram. İlla ma zekkeydüm, ancak bu sayılan hayvanlar ölmeden evvel yetişip keserseniz bu müstesna. İlla ma zekkeytüm, tezkiye edilmiş, kesilmiş olanlar müstesna. Ve ma zübiha alen nusubi, bir takım putlara, bir takım tağutlara, bir takım şahısların adına kesilmiş kurbanların da eti ebediyen yenmez. Ve en testaksimu bil ezlam, ok çekerek kısmet talep etmek, şans oyunlarının da tamamı hurrimet aleyküm, size haram edilmiştir. Zalikum fiskun, bütün bunlar fasık olmaktır, haram işlemektir, cehenneme yönelmektir diyor Hazreti Allah ve ayette açıkça haber veriyor. E şimdi kafasına tabancayla vurulup öldürülen bu sığırlar kesiliyor, sonra etleri doğranıyor. Öldürülmüş olduktan sonra etleri doğranarak, paketlenerek soğuk hava depolu tırlarla bu ithal et Türkiye'ye bu şartlarda geliyorsa vallahi bu et yenmez. Bu etten yapılan sucuk yenmez, salam yenmez, kavurma yenmez. Yiyen adam cehennemlik olur, azab-ı ilahiye müstahak olur. O halde
nereden gelirse gelsin ben istediğimi yerim, istediğimi içerim diyorsan senin Müslümanlıkla bir alakan yok. Ya İslam'ı bırakacaksın yahut bu düzeni bırakacaksın. O halde Müslüman yediğinden sorumluysa, içtiğinden sorumluysa, üzerine giydiği elbiseden sorumluysa, karısından, kızından sorumluysa, sokağından, caddesinden sorumluysa, aldığından, verdiğinden sorumluysa, bunun tek bir çaresi var, bugünkü yaşadığımız düzeni, sistemi değiştirip, yerine Allah'ın nizamını getirmektir. Başka çare yoktur.